Evet arkadaşlar. Efendim bugün Sakarya'dan yine üzücü bir haber aldık. Hendek'teki patlamamış mühimmatlar patlatılma imhaya götürülürken bir patlama daha oldu. Maalesef 3 şehit var. Değerlendirmeniz ne olur efendim? Öncelikle yani şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten çok zor bir olay. Bu kararı kim aldı? Bunlar nasıl taşınıyor? Taşımaya kim izin verdi? Neden olduğu yerde imha etmediler? Bu soruların yanıtlarını herhalde bu ülkeyi yönetenler millete verecektir. Biz de bekliyoruz. Her insanın hayatı çok çok değerlidir. Yani insanların patlayıcı maddeyle bir kamyonun içinde bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesi önlem alınmadığını gösteriyor. Herhalde bunun da bir sorumlusu vardır. Dolayısıyla ülkeyi yönetenler çıkıp bu konuda herhalde kamuoyuna sağlıklı, tutarlı bir açıklama yaparlar. Ben de bir vatandaş olarak bekliyorum. Çünkü hiçbir vatandaşımın burnu kanamasın istiyorum. Bugün belediye başkanlarımızla, 11 büyük kentimizin belediye başkanlarıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde, daha önce de ifade etmiştim, gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları bir tarih yazdı. Bütün engellemelere rağmen hiçbir ayrım yapmadan, efendim kimliği, inancı, oturduğu mahalle hiçbir şekilde bakmadan bulunduğu beldede, çalıştığı beldede, yönettiği beldede her vatandaşa ulaştı, her vatandaşa yardım götürdü. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir anlayışın yerel yönetimlerde egemen olmasını sağladı. Evet, bir belediye başkanı seçilir ama belediye başkanı seçilirken o beldede oturan bazı vatandaşlar oy vermezler. Ama belediye başkanı ayrım yapmaksızın seçildikten sonra bütün belde halkına hizmet eder. Dolayısıyla bu anlayışı yerleştirdikleri için, ahlaki anlayış aynı zamanda bunu yerleştirdikleri için bütün belediye başkanlarıma teşekkür ederim. Maske konusunda, dezenfekte konusunda, aynı yardım yapma konusunda, nakdi yardım yapma konusunda ellerinden gelen bütün katkıları verdiler. Dolayısıyla belediye başkanlarımızı hem dinledim hem kendilerini kutladım. Kamuoyu önünde de belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. En küçük beldeden büyükşehir belediye başkanlarımıza kadar bütün belediye başkanları özveriyle çalıştılar. Onlar da 24 saat çalıştılar. Belediye çalışanlarına da gerçekten yürekten teşekkür ederim. Süreç hala devam ediyor. Sorunlar var. O sorunların aşılması gerekiyor. Ama şu da çok önemli. Hiçbir belediye başkanımız önüne çıkarılan engelden ötürü şikayet etmedi. Efendim elim bağlandı, kolum bağlandı değil. Ne olursa olsun tek bir şey söylemiştim belediye başkanı arkadaşlara. Koşullar ne olursa olsun var olan sorunu çözeceksiniz. Ve onlar da koşullar ne olursa olsun var olan sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra nasıl bir çalışma, nasıl bir yol yöntem izlenecek? O konu üzerinde de çalıştık. Birlikte düşünceler ifade edildi. Sonuçta yeni yol, yöntemler değerlendirildi. Belediye gelirlerinde tabii pandemi süreci dolayısıyla yaptıkları harcamalar dolayısıyla belli düşüşler var ama bunlar kesinlikle şu veya bu şekilde halka yansıtılmayacak. Tasarrufları hangi alanlarda yaptıklarını, ihaleleri nasıl yaptıklarını, bir önceki iktidar dönemindeki belediye başkanının yüze yaptığı ihaleyi belediye başkanlarımızın nasıl 25'e yaptıklarını, 50'ye yaptıklarını bunlar örnekleriyle, belgeleriyle anlatıldı. Dolayısıyla son derece mutluyum. Yeni bir anlayış, temiz bir anlayış, ahlaklı bir siyaset, ayrım yapmayan bir siyaseti topluma anlattılar. Biz de bundan memnunuz. Efendim çoklu baro düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Siz de yakından takip ediyorsunuz, hiç kuşku yok ki. Neler söyleyeceksiniz bu düzenleme sonrasında? Bu düzenleme sonrası, düzenlemenin resmi gazetede yayınlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'u işgal eden işgal güçleri de çoklu baro istemişlerdi. Lozan'da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkan vekili, terör örgütleri efendim baro kurarlar, kurabilirler diyor. Ne demek kurabilirler ya? Ne demek yani?
Bunu da itiraf ediyorlar. Evet, bunlar olabilir diyorlar. Biz bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir, doğru değildir. Tam tersine barolar vardır, her yerde ifade ettim. Bir ilde iki tane vali olursa orada sorun olur. Bir ilde, ilçede iki kaymakam olursa, iki mal müdürü olursa orada sorun olur. Dolayısıyla üniter yapının güvenliği açısından da çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli ve bu yasadan vicdanı olan herkesin bu yasaya, yasanın kabulü sıra ya da oylama sırasında el kaldırmaması lazım. Bunu reddetmesi lazım. Efendim, bir soru daha alabilirim. Efendim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan genel sekreter bir ilgili son günlerde tartışmalar var. Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Hadi, belediye başkanımız ne olacak? Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey'le de gurur duyuyoruz.